değerli arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. Sakın bu videoyu izlemeden iltica etmeyiniz. Ya da ana mülakata giriyorsanız bu videoyu izlemeden ana mülakata girmeyiniz değerli arkadaşlar. Çünkü 2017 yılından beri Türkiye'de yaşanan süreçten bugüne kadar mağdurlara yardım etme noktasında çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede sürekli kendimizi güncellemeye çalışırken videolarımız da artmaktadır. Bundan dolayı konular ve olaylar o kadar çok çoğaldı ki hangi videoyu izleyeceğiz, hangi sıralamaya gireceğiz, ya aradığımda sorunun cevabını bulamadım gibi karışıklıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu kafa karışıklığını gidermek ve süreci sağlıklı yönetme açısından bir oynatma listesi yaptık değerli arkadaşlar. Kanalımızın videoların altında oynatma listesine baktığınızda orada çeşitli kategoriler göreceksiniz. İşte bunlardan birisi de oturum mülakatı dediğimiz, ana mülakat denilen ya da ikinci mülakat denilen, interview denilen, anhörung denilen, yani değişik dillerde farklı şekilde söylenebilir ama en önemli şey şu. Siz bir ülkeye iltica ettiğinizde oturum mülakatı dediğimiz, yani ilticanızın kabul edileceği veya reddedileceği mülakat denilen bir mülakat olacaksınız. İşte bu mülakata değerli arkadaşlar doğru hazırlanırsanız, süreci sağlıklı yönetirseniz, istediğiniz şekilde değerlendirebilirseniz, raportöre, raportörün istediği verileri verebilirseniz bunun karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Bu çerçevede mülakat başlıklı videolarımız bulunmakta. Artık videolarımızı mülakat başlığına göre sıraladık. Dublin videoları var, ülke videoları var, Almanya videosu var, Yunanistan videosu var. Yakında diğer ülkeleri de teker teker ekleyeceğiz. İltica öncesi videolar var, iltica sonrası videolar var, red alırsanız videolar var. Bunlar her birini kendi içerisinde kategorize ettik. Bu nedenle eğer sizler iltica ana mülakatını hazırlanıyorsanız değerli arkadaşlar, mülakat başlıklı videolarımızı izlemeniz lazım. Peki nasıl? Şimdi mülakat birinci başlıklı videomuz değerli arkadaşlar, yol mülakatı dediğimiz ya da Dublin mülakatı denilen ilk yapılan mülakattır. Burada bir anket gibi, form gibi soruları dolduruyorsunuz. İşte bu sorulara nasıl cevap vermeniz lazım, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Mutlaka bu videoyu ve videonun açıklama kısmındaki soru listesine çalışarak hazırlanınız. %90 civarı birebir aynı sorular sorulmaktadır değerli arkadaşlar. Diğer video ise mülakat 2 videosu. Bu ana mülakat, oturum mülakatı dediğimiz mülakatı özet bir şekilde anlatıyorum. Hem ortamı, ilk 10 dakika ortam anlatıyorum. 10. dakikadan itibaren ise mülakatta hangi sıraya göre, hangi konulara, neye dikkat ederek değinmek gerekiyor? Genel toplayıcı manada anlatıyorum. Mutlaka mülakat 2 videosunu da izleyiniz. Mülakat 3 videosu, belgeler videosu. Hangi bilgi ve belgeleri hazırlamanız gerekiyor? Bunlarla alakalı çalışmalardır değerli arkadaşlar. Bu arada mülakat 2 videonun altında hazırlamış olduğumuz bir iltica kılavuzu var. Lütfen bu kılavuza bakınız. Bu kılavuza göre hazırlığınızı yapınız. Çok faydasını göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu ilk videoyu izledikten sonra işte bundan sonra anlatacağım kısım genelde bu ilk 3 videonun açılımı gibi düşünebilirsiniz. Örneğin eğer siz ilticaya hazırlanmak istiyorsanız şu sıralamaya göre hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Önce yani bu ülkeye neden geldiniz diye sorduğunda önce kendinizi anlatmanız gerekiyor. Onun için biz buna konumlandırma diyoruz. Mülakat 4 serisinde, mülakat 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 zamanla eklemeler yapacağız. Yani mülakat 4 serisi konumlandırma videoları, kendilerinizi anlatma videoları olacak değerli arkadaşlar. Mülakat 5 başlıklı videolarımız
Yani 5-1, 5-2'den 5-10, 5-20'ye kadar giden sürekli eklenecek, güncellenecek videolardır. Bu siyasi kovuşturma videoları. Eğer sizin hakkınızda bir siyasi kovuşturma varsa o zaman nasıl anlatabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Hukuk işlemi serbest kalmışsanız hangi videoyu izlemeniz gerekir? İşte bunların tamamı Mülakat 5 serisinde. Siyasi kovuşturma Mülakat 5 videolarında değerli arkadaşlar. Mülakat 6 videolarına baktığımızda ise orada devlet takibi ya da siz kendi ülkenize geri gönderildiğinizde başınıza ne gelir sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Bu sebeple Mülakat 5 videolarını izlemeyi tavsiye ediyorum. Mutlaka Mülakat 5 1'den 5-2, 5-3, 5-4 diye devam ediyor. Bu seri izlediğiniz takdirde devletin takibi nedir? Takipten takip ediliyor musunuz, edilmiyor musunuz? Takip edilirseniz ne olur? Edilmezseniz ne olur? İlticaya takibin etkisine. Çok önemli. Mutlaka buraları izleyiniz değerli arkadaşlar. Çok affedersiniz. Mülakat 7 videosu korku, zulüm, zalimce eylemler dediğimiz videolardır. Özellikle hem Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'nde hem de bütün ülkelerin iltica sözleşmelerinde korku, zulüm ve zalimce eylem görüyoruz. Mülteciler genelde korkularını anlatmıyorlar. Yani korkuyorum kelimesini kullanmıyorlar. Bundan dolayı da siz genelde olayı anlatıp raportörün sizin korkularını anlaması bekleniyor. Genelde bu uygulamayı görüyorum. Bu sebeple lütfen korkularınızı anlatınız. Korkuyorum kelimesini kullanınız. Bunun için Mülakat 7 serisini izlediğinizde hangi olaylar korkular olabilir, korkular nasıl anlatabilir? Mülakat 7 serisinde bunu göreceksiniz. Mülakat 8 ciddi tehlikeler başlığını taşımakta. Ciddi tehlikeler nelerdir? İdam, ölüm cezası, aşağılayıcı insanlık dışı uygulamalar ya da ülke içerisinde iç çatışma ya da savaş hali gibi durumlar ciddi tehlikelere giriyor. Bunlar sizinle alakası nedir? İşte Mülakat 8 videosunda bunları göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bununla birlikte Mülakat 9 videosu, bu en önemli videolar serisinde yine bir tanesidir. Mülakat 9 değerli arkadaşlar insan hakları ihlalleriyle alakalıdır. Eğer sizde insan haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız mutlaka Mülakat 9 serisinde hazırlamış olduğumuz örnekleri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Mülakat 9'da özellikle onur, yaşam, saygı gibi değerlerinizin şeytanlaştırılmasını, yaşam hakkınızın elinizden alınmasını, eğitim hakkınızın, örgütlenme hakkınızın elinizden alınmasını, adil yargılanma, insanlık dışı uygulamalar gibi etkili başvuru yapma, işkence meseleleri, özgürlük hakkınızın elinizden alınması, haber alma, haber verme, fikir hürriyeti gibi gerekçelerinizin elinizden alınmasının nasıl olduğuna yönelik nasıl anlatabilirsiniz bunları? İşte bunlar Mülakat 9 videosunda göreceksiniz. Mülakat 9'un dışındaki diğer devam eden videolar ise mülakat başlığını destekleyen videolar, ikinci önemde destekleyici videolar olarak bunları izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Diğer konularla ilgili daha sonra yeni bir video yapacağız. Burada mülakata hazırlanırken bu saymış olduğum mülakat 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 serisini mutlaka izleyiniz. Faydasını göreceksiniz. Dublin videoları ve ülke ilticaları, ilticadan red ve iltica işlemleri sonrası diğer oynatma listelerimizde bu seçenekleri bulacaksınız. Erilmeyin, üşenmeyin. Eğer iltica ediyorsanız, iltica sürecine girdiyseniz en doğru bilgileri bulacağınız sitedesiniz değerli arkadaşlar. Hepsi kanunlara, mevzuatlara uygun olarak çalışmalar yapıldı. Yüzlerce insanın mülakatlarından edindiğimiz tecrübe ve bilgileri paylaşıyoruz. Eğer videolarımızı güncellemediysek olaylar hala güncelliğini korumaktadır manasına geliyor. Videonun eski yayınlanması ya da 7 yayınlanması önemli değil.
Çünkü süreç hala devam ediyor. Kanunlar hala aynı yerde duruyor. Bundan dolayı videoları dikkatli şekilde not alarak çalışınız. Kullandığımız ifadeler terminoloji açısından herkes kendini bulması yönünde bir ifade kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin eğer siz bir hizmet hareketi insanı mensubuysanız sosyal grup ifadesini kullanıyorum. Siz sosyal grubuna ben hizmet hareketi mensubuyum diye değerlendirebilirsiniz. Eğer siz bir Kürt hareketine mensupsanız ben sosyal grup kelimesini Kürt hareketine mensubum şeklinde değerlendirdiğinizde ya da ateistseniz ben o sosyal grup kelimesini ateist olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da LGBT mensubuysanız sosyal grup kelimesi yerine LGBT olarak ekleyebilirsiniz. Böylece kendinizi görmüş olacaksınız. İşte bu ifadeleri kendi pencerenizden değerlendirdiğinizde kullandığımız cümlelerde size vererek önemli faydalı bilgiler bulacaksınız. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken yaptığımız çalışmaları beğenmenizi, paylaşmanızı, abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Bu çerçevede daha çok mağdura ulaşmış, onların da istifadesine sunmuş oluruz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. İyi